Deniz'in gönüllü tanıtım elçisi Mehmet Han, tek başına gezdiği 5 farklı ülkede çektiği 26 fotoğraftan oluşan sergisini açtı. Farklı kültürler ve farklı coğrafyalardan objektifine yansıyan birbirinden renkli fotoğrafları vatandaşlarla buluşturmak isteyen Mehmet Han'ın sergisinde Küba, Vietnam, Tanzanya, Peru ve Sri Lanka'dan fotoğraflar bulunuyor. Mehmet Han'ı diğer gezginlerden ayıran özellik ise Türkiye'den kilometrelerce uzaklıktaki coğrafyalarda Denizli'yi tanıtıyor, yöresel müziklerini dinletiyor olması. Mehmet Han, Denizli'nin simgeleriyle yabancı ülkelerdeki insanları da bir araya getiriyor. Tabii deklanşöre basmayı da ihmal etmiyor. Evet sevgili Pamukkale TV izleyenleri, Denizli'nin gönüllü tanıtım elçisi Mehmet Han'la birlikteyiz. Kendisi gittiği ülkelerde, gezdiği ülkelerde Denizli'nin simge ürünleriyle birlikte Denizli'yi tanıtmaya devam ediyor ve ilk sergisini açtı bugün. Duygu ve düşüncelerinizi alarak başlayalım efendim. İlk sergim son 7 yıldır seyahat ettiğim ülkelerde topladığım en ilginç fotoğraf karelerimi bu sergide sergilemeye çalıştım. Şu an 26 adet fotoğraf var. İşte Denizli hemşehrilerimle buluşturmak istedim. Umarım onların da beğenisini kazanırım. Ben aslında Tavaslıyım. Şu an Denizli merkezde yaşıyorum. Şu an Hollanda'dan izine geldim. Hollanda'da çalışıyorum. Avrupa'yı tamamıyla seyahat ettim. Daha sonra Avrupa'nın dışında 7 ülke. Dünyanın her kıtasından minimum bir ülke gördüm. Avustralya hariç. Avustralya ve Antarktika. Peki burada 5 ülke mi? Sergide 5 fotoğraf var. 5 ülke evet. Son 5 ülkede yapmış olduğum seyahatlerim. Bunlar Küba, Vietnam, Tanzanya, Peru ve Sri Lanka. En çok yani aslında hepsi birbirinden güzel. Şimdiye kadar hiç gittiğim ülkeye keşke buraya gelmeseydim dediğim bir ülke olmadı. Yani seçimde biraz zorlanıyorum ama tabii Küba olsun, Sri Lanka. Çok güzel. Hepsinin farklı konularına göre güzellikleri vardı. Vietnam'da örneğin Vietnam savaşlarının geçtiği tünellere girdim. Tanzanya'da Chaka kabileleriyle 2 gün yağmur ormanlarında birlikte yaşadık çadırlarda. Birlikte yemekler pişirdik, danslar ettik. Böyle güzel anılarım oldu. Tabii ülkesine göre değişiyor yani. Başınızda hiç enteresan bir olay geçti mi mesela seyahatlerinizde? Küba'da geçti. Havana'da, Devrim Meydanı'nda. Denizli spor formasıyla meydana çıkarak orada poz alıyordum. Devrim polisleri geldi, beni aldılar, götürdüler. Herhalde devrim karşıtı bir aktivist sandılar ve daha sonra tabii sorgulayarak bıraktılar beni. Mehmet Han'ın annesi Cemile Hansa, oğlunun tek başına seyahatlere çıkmasından zaman zaman korku duyduğunu dile getirdi. Görmek istiyor, Türkiye'yi tanıtmak istiyor. Oralarda reklam ediyor. Gezmeyi seviyor. Küçükken de böyle sever miydi? Seviyor. Her tarafa gidiyor. Bütün ülkeleri dolaşıyor. Oğlunuz küçükken de böyle hareketli miydi? Hareketlidir. 3 tane oğlumu Allah'a emanet. 3'ü de Hollanda doğumlu. Geziyor. Bu fazla geziyor. Tek başına geziyor oğlunuz bazen. Bu durum sizi korkutuyor mu bazen? Korkuyorum bazen. 13 saat, 16 saat uçağın içinde uçuyor. Oğlum yorulmuyor mu diyor. Gezmeyi seviyor. Her şeyi kendisi ayarlıyor. Tek başına ayarlıyor. Her tarafa röportaj edip geliyor. Peki konuşuyor musunuz? Telefon görüşmeleriniz o zaman nasıl oluyor? O arıyor bize. İkisi o arıyor. Biz arayamıyoruz. Heyecanlanıyor musunuz? Korkuyorum. Biraz geç geldim ama telefon gelmedi diye meraklanıyor. Siz de oğlunuzla birlikte seyahat etmek ister misiniz? Hepsi tek geziyormuş. Bir kere de siz birlikte gitmek ister misiniz? Ben istemem. Ben gezmeyi sevmem. Ben evden çıkmam ekseri.